Taha Akyol, Trump geliyor. Amerika'da seçim yarışına giren Biden ve Trump, siyasetçi tipleri, üzerine gözlemler yapmak için çok ilgi çekici örnekler. Özellikle de siyasetçinin, iktidar hırsı, açısından. Hocam Ali Fuat Başgil'in şu cümlesi hiç aklımdan çıkmaz, siyaset insan ihtiraslarının en çok kabardığı bir sahadır. Şu Biden'a bakın, yönünü şaşırıyor, boşluğa el uzatıp tokalaşıyor. Zelenski'ye Putin diyor. Kendisinin başkan yardımcısı Kamala Harris'e Bayan Trump diyor. Demokrat Partiden önde gelen isimler Biden'ı yarıştan çekilmeye çağırmıştı. Trump'ın karşısına göz dolduracak başka bir adayla çıkmak için. Ama Biden vazgeçmedi. En uygun aday benim, Trump'ı yeneceğim diye cevap verdi. Siyaset nasıl bir hırs yaratıyor görüyorsunuz. Karşısında Trump gibi biri, bir megaloman Trump dengesiz bir megalomandır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir defa Rahip Burunsun için, bir defa da Suriye'de çizdiği çizgiyi Türkiye'nin aşmaması için ekonominizi mahvederim diye küstahça açıklamalar yapmıştı. Ekonominiz zarar görür falan değil, mahvederim sözündeki ben vurgusu. Trump 7 Ekim 2019 günlü aynı mesajında megaloman kişiliğini ifşa eden bir laf daha söylüyordu, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğim. Populist Trump'a göre, Amerika hep halk düşmanı elitler tarafından yönetilmişti, kendisi ilk defa halk adamı bir başkandı ve Amerika'yı tekrar büyük yapacaktı. Büyük Amerika'nın başına gelmiş bir, büyük adamdı ve hiçbir ABD başkanının yapmadığını yapmıştı, Bimi kararlarına aykırı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmişti. Temmuz ve Ağustos 2018'deki Avrupa seyahatinde herkesle kavga etmişti, yatırımcı Mark Faber'ın, Trump dış politikada diplomasi yürütmüyor. Züccaciye dükkanındaki fil gibi davranıyor, demesi doğru tespitti. Filistin'e yardımı kesen ABD başkanı da bu adamdı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'a göre, Trump'ın başkan seçilmesini Tanrı istedi, idi. Trump'ın elindeki incili havaya kaldırarak kilise önünde TV'lere verdiği poz hatırlardadır. Şimdi önündeki engelleri aşan ve son olarak bir manyağın suikast teşebbüsünü atlatan bir kahraman edasıyla egosu büsbütün kabarmış olarak iktidara gelecek gibi gözüküyor. post turut, çağı. Demokratlar Biden'ı vazgeçirip yerine aklı başında bir aday çıkarırlar mı? Zor gözüküyor. Amerikan tarihindeki Jefferson'lara, Lincoln'lere, Roosevelt'lere kadar gitmeyelim. Demokratlar bir Kennedy, bir Jimmy Carter çıkaramıyor. Cumhuriyetçilerde bir Reagan yok. Büyük bir ihtimalle Trump kazanacak. Şimdiden arka fonda Amerikan bayrağı, gökten Hazreti İsa inmiş Trump'ı takdis ettiğini gösteren propaganda posterleri çıkmaya başladı. Başka bir posterde, Amerikan bayrağı önünde, yüzünde kanlar akarken yumruğunu havaya kaldırıp, Büyük Amerika, diyen Trump var. Trump başkanken, gazetelerde ikide bir, Trump'un yalanları, diye listeler yayınlanırdı. Olsun, yalan mı, doğru mu, gerçek nedir bunların ne önemi var? Post-truth, çağındayız. ABD gibi bilimde, teknolojide, ekonomide ve askeri alanda dünyanın en büyük gücünün başındaki başkanın aklı başında, sorumluluk sahibi birinin olmasıyla tersinin olması çok şey fark eder, Türkiye içinde. Ve Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması büyük yanlıştı. Trump'ın da buna misilleme olarak Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması, CAATS'a yaptırımları uygulaması Türkiye'ye çok zarar verdi. Gerçi Erdoğan, umurumda değil, demişti ama politik bir sözdü. Suriye meselesinde yeni başkanın tavrı ne olacak? Böyle sorularla listeyi uzatmak mümkün. Ekonomi dahil. Türkiye Rusya ile de Çin ile de ticaret yapmalı, ilişkileri geliştirmeli. Fakat Çin Rus grubuna yönelmek ABD'ye cevap olmaz, Türkiye'ye büyük zarar verir. S400 macerasının sonuçları ortada. ABD'ye cevap konusunda da Türkiye için doğru politika Avrupa'ya daha yaklaşmaktır. Unutmayalım, Trump ekonominizi mahvederim diye nara attığında başta Almanya ve İtalya genelde Avrupa Türkiye'nin yanında yer almıştı. Popülist Trump liderliğinde ABD'nin daha da irrasyonelleşmesi ihtimaline Türkiye'nin doğru tepkisi rasyonelleşme olmalıdır. Dış politikada da rasyonel zemin yani